Merhaba, ben Mikail. Sizlere başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Üniversite yıllarında geçen bir hikayemi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşım Hüseyin ile kendi çapımızda bir yandan takılıyor, bir yandan da üniversitede okuyorduk. Açıkçası biraz haylaz, tembel sayılırdık. Bir gün yine okulun kafeteryasında bir şeyler içerken bir çocuk içeriye girdi ve yanımıza doğru geldi. Arkadaşlar, sizin ikinizi Selçuk Hoca çağırıyor dedi. Biz ne olduğunu sorsak da çocuk ben de bilmiyorum. Sadece sizi bulup çağırmamı istedi. Mikail ve Hüseyin sizsiniz değil mi dedi. Biz de evet tamam deyip hemen odasına gittik. Okulda dekan yardımcısı olduğu için odası vardı kendisinin. Kapıyı çaldım ve Hüseyin'le birlikte odaya girdik. Hüseyin ellerini göbeğinin altında birleştirip hocam buyurun bizi çağırmışsınız. Hayırdır inşallah dedi. Hoca masanın önündeki sandalyeleri gösterip oturun bakalım gençler dedi. Biz oturduktan sonra hoca konuşmaya başladı. Gençler, sizin ikinizi de biliyorum az çok. Eli yüzü düzgün, temiz çocuklarsınız fakat dersimden de birkaç dersten daha kaldığınızı biliyorum. İşte şimdi size güzel bir teklifte bulunacağım. Üniversitemiz pek fazla şehir dışına gidip araştırmalar yapamıyor. Başka bir üniversitedeki hoca arkadaşımla konuştuk geçen. Onların alanları çoğunlukla kazılar ve bunlar gibi olduğu için yine bir araştırma yapacaklarmış. Bana da söyledi. Bir yerden, eskilerden kalma çok büyük bir kazı alanı olduğu söyleniyor. Tahminimiz M.Ö. 300-400 yıllarına kadar dayanıyor bu alan. Açık konuşacağım. Uzun zamandır bana da bu kazı işlerini anlattıklarından dolayı bizim de bölümümüzle alakalı olunca üniversite adına hevesim arttı. O yüzden yeri ve mekanı öğrendim. Gerekli izinleri halledip onlar yerine ön çalışmaya gidip biz yapacağız. Eğer makul bir şüphemiz olursa daha sonra araştırma büyütülecek. Şimdi az çok anladığınız için bize bu iş için kazı yapacak sağlam birkaç kişi lazım. En başta da dediğim gibi sizi az çok tanıdığım için sizi seçtim. Eğer siz bu işte benim yanımda olacak olursanız ben de size notlar konusunda yardım ederim. Fakat eğer olmayacak olursanız açık açık söylüyorum. Dersimden bırakırım dedi. Ben bir Hüseyin'e baktım, bir de hocaya. En son hocaya bakıp, hocam, böyle bir şeye bugün karar veremeyiz. Bize bir iki gün verirseniz, biz de size kararımızı söyleriz dedim ve izin alarak hocanın odasından ayrıldık. Hüseyin bana bakıp, kardeşim ne yapacağız? Adam sadece kazı falan dedi. Galiba bir sıkıntı olmaz. Çünkü gerekli izinleri de alacakmış. Kanka bak, açık olacağım. Eğer biz bu kazı işine girmezsek, galiba bu sene okulda kalacağız. Bölüm uzayacak ve ne olacağını biliyorsun. Hem bak biz bu hocanın yanında olur yardım edersek bir tane de hoca yanımıza alır arkamızda bir hoca olmasını sağlarız dedi. Diğer tüm dersler konusunda da sıkıntı yaşamayız diye ekledi. Biz bir yandan bunları konuşurken okuldan dışarı çıkıp bir kafeye oturduk. Bir şeyler sipariş ettikten sonra konuşmaya devam ettik. Hüseyin doğru söylüyorsun fakat bizim sicilimiz tertemiz. Eğer böyle bir olayda sıkıntı çıkarsa problem olur. Üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş yapacağımız belli değil. Ama eğer sicilimiz temiz olursa belki devlete kendimizi atar, hayatımızı kurtarırız dedim. İyi diyorsun da kardeşim, şimdi biz bu işe girersek iki olasılık var. Biri senin dediğin gibi aksilikler olur ya da hiçbir şey olmaz. Eğer bu işe girmezsek bir olasılık var, o da okulda kalmak. Şimdi sen ver kararını. Biz bu işe girip İki olasılıktan birinin olmasını bekleyip okuldan geçebiliriz. Ya da bu işe girmeyip göz göre göre dersten kalmayı bekleriz. Benim kararım belli Miko. Sen de kararını ver. Bence en mantıklısı da benim dediğim kardeşim. Ama yine de son karar senin. Ben seni etkileyemem. Ancak dediklerimi de gözden geçir. Tamam kardeşim. Ben akşama kadar düşüneyim, döneceğim. Eğer ben gelmezsem bile sen yanına bir kişi daha bulur, hoca ile gidersiniz dedim. Hüseyin, tamam Miko, sen öyle diyorsan öyle yapalım. Ama bugün dönüş yap ha dedi ve masadan kalktı. Ben de ne yapacağımı bilmeden düşünceli bir şekilde yurda gittim. Maddi durumumuz pek iyi olmadığından hem de evde tek başıma yapamayacağımdan yurdu tercih etmiştim. Yurtta ne yapıp neye karar vereceğimi düşünürken aklıma hocanın bize biraz para verebileceği de geldi. Sanırım o yüzden bu teklifi kabul edecektim. Hem belki hocanın çevresi geniş, bize ileride iş bulma konusunda da yardımcı olabilirdi. O yüzden Hüseyin'i aradım ve kararımı verdiğimi.
Aklımdan geçenleri Hüseyin'e de anlatıp hoca ile gideceğimi söyledim. Hüseyin'in söylediklerimden sonra resmen sesi gülmüştü. O zaman yarın gidelim de hocaya söyleyelim. Ona göre hazırlıklarını yapsın dedim. Hüseyin ile birlikte biraz daha konuştuktan sonra vedalaşıp telefonu kapattım. Bu işi kabul etmiştim fakat aklımda hala ya bir şey olursa korkusu vardı. Bunları unutabilmek için yurdun bahçesine çıkıp bir sigara yaktım ve sevgilim Öykü'yü aradım. Kendisine bu olanları anlatırsam rahatlayabileceğimi düşünüyordum. O yüzden biraz konuştuktan sonra hocanın teklifini ve bizim Hüseyin ile gideceğimizi söyledim. Sevgilim Öykü, anlattıklarımdan pek fazla hoşnut olmamış olmalı ki. Aşkım, hocanızı az çok duydum. O yüzden o adam ile bir yere tek başınıza gitmeniz iyi olmayabilir. Hani bizzat görmedim ancak sizin bölümde birkaç arkadaşım var, biliyorsun. Onlar sizin bu hocanıza deli gözüyle bakıyor. Arada bir kendi kendine konuşuyormuş. Odasına öğrenci girince de birden susuyormuş. Belki bunlar dedikodudur ama adama çoğu kişi deli gözüyle bakıyor dedi. Ben biraz sinirlenip, ya Öykü, koskocaman doktora yapmış bir adam. Hakkında deli lakabını kullanmak nedir ya? Adam şu an profluğa geçecek. Yani okuldaki en bilgin ve en tecrübeli hoca o. Bu yüzden o adama deli diyemezsiniz. Hem bu adam çoğu öğrencinin gözünün yaşına bakmaz, sınıfta bırakır. Belki sınıfta bıraktığı birkaç öğrenci aklınca hocayı kötüleyip onu karalamaya çalışıyordur. Nereden biliyorsunuz dedim. Tamam peki buna öyle diyorsun ya, kendi kendine konuşmasına ne diyeceksin dedi. Belki bir makale, bir yazı okuyordur ya da bir şey ezberlemeye çalışıyordur. Yani bebeğim, dediğin şeyler hiç sana mantıklı geliyor mu ya? Adam deli olsa, bırak dekan yardımcılığını. Hiçbir iş yapamaz. Adamda sıkıntı yok ki bize eğitim veriyor dedim. Tamam aşkım, sen bilirsin, senin kararın. Bir şey diyemem fakat seni çok seviyorum ve sana bir şey olmasını istemiyorum. Bunları dememin amacı senin güvende olup sana bir şey olmamasını istediğimden dolayı dedi. Biliyorum aşkım, seni anlayabiliyorum. Beni düşünüp bana bir şey olmamasını istediğinden dolayı da teşekkür ederim fakat ben de keyfimden ya da merak ettiğimden değil ya. Adam açık açık bizi sınıfta bırakmak ile tehdit etti. O yüzden bunu kabul edip onunla gidiyoruz. Hem bakarsın birkaç bir şey çıkar da bize de bir şey ateşlerler. Birkaç kuruş para görür cebimiz dedim. Tamam aşkım, sen iyisini bilirsin fakat bana gitmeden hareketli konum at ki aklım sende kalmasın dedi. Tamam canım, söz atacağım deyip güldüm ve biraz daha konuştuktan sonra kapattım telefonu. Aslında Öykü'nün hoca hakkında öyle şeyler söylemesi az da olsa benim de kanıma girmiş bir ön yargı oluşturmama sebep olmuştu. Bunları unutup yatmaya çalıştım. Çok fazla zorlanmadan uyumuşum zaten. Ertesi gün sabah okul için kurduğum alarm ile kalktım hemen. Hiç vakit kaybetmeden elimi yüzümü yıkadım ve üstümü giyinip yurttan çıkıp okula doğru gitmeye başladım. Yoldayken bir sigara yakıp Hüseyin'i aradım. Ben yoldayım ha. 5-10 dakikaya okulda olurum. Sen de çok fazla gecikme ki şu hoca ile konuşalım dedim. Tamam tamam, ben de yoldayım şu an. Çok fazla beklemezsin dedi ve telefonu kapattı. Ben de biraz daha yürüdükten sonra okula vardım. Kafeteryaya gidip hem ayıkmak hem de kendimi zinde hissedebilmek için acı bir kahve alıp bir köşeye oturdum ve okulun kapısına bakıp Hüseyin'i beklemeye başladım. Hüseyin de oturmamdan yaklaşık 5 dakika sonra yanıma geldi. Bir de Hüseyin kahve alıp yanıma oturdu. Birlikte hocaya ne diyeceğimizi düşündükten sonra kahvelerimizi bitirip hocanın odasına çıktık. Kapıyı bu sefer Hüseyin çalıp içeriye ilk o girdi. Resmi bir şekilde merhabalaştıktan sonra yine aynı yerlere oturduk. Ben, hocam, biz kararımızı verdik. Sizinle birlikte gelmek istiyoruz. Ama hocam, bir sıkıntı ya da illegal bir şey olup başımızın belaya girme gibi bir durumu var mı dedim. Çünkü açık konuşalım ki belki bu üniversiteden mezun olduktan sonra kendi okuduğumuz bir dalda işe giremeyeceğiz. Bizim tek ümidimiz belki olur da jandarma, polislik, katiplik gibi şeyler hocam. Siz de biliyorsunuz ki bu devirde sicile de bakılıyor. O yüzden memuriyetimizin yanmasını istemeyiz dedim. Hoca ufak bir tebessüm edip çok panik yapıyorsunuz. Yaptığımız iş tamamen resmi, belgeleri de var. Biz devletten gerekli izinlerimizi alıp oraya gideceğiz. İlk araştırmaları yapıp
Eğer bir şey varsa ekip çağıracağız. Diyelim ki bir şey çıktı. Devletin zaten resmi prosedürü belli. Yani korkulacak herhangi bir şey yok. Zaten maddi değeri yüksek bir şey çıkarsa bunda sizin de bir payınız olduğu için size de bir ödeme yapılacaktır. O konuda da rahat olun gençler. Sizin şu an tek dert etmeniz gereken şey valizleriniz dedi ve gülümsedi. Açıkçası hocanın böyle rahat ve emin konuşması bana ve Hüseyin'e güven vermişti. Hoca bize bakıp tekrar konuşmasına devam etti. Şimdi size 3 günlük bir dinlenme izni veriyorum. Gidin dinlenin. Sizi orada dinamik ve dinlenmiş bir şekilde görmek istiyorum. Ona göre dedi. Hüseyin, hocam devamsızlık dedi. Selçuk Hoca tebessüm ederek onu ben ayarlarım. Siz gidin ve dinlenmenize bakın dedi. Teşekkür edip odadan ayrıldık. Hüseyin omzuma vurup bak gördün mü lan bir de o kadar panik yaptın hiç değdi mi dedi. Ben lan oğlum boş yapma canımı da sıkma. Daha ortada fol yok yumurta yok deriyi görmeden paçaları sıvamayalım dedim. Hüseyin bana uzun uzun bakıp aslında doğru diyorsun ama Selçuk Hoca'nın konuşmasını duymadın mı? Adam ne kadar demin konuştu. Ben bakalım kanka. Hani ne olacak zaman gösterecek. Alnımıza ne yazıldıysa o vardır. Biz böyle konuşa konuşa bir kafeye oturduk. Kardeşim ben açık konuşacağım. Kaç gün orada kalacağımız belli değil. Ben o yüzden bu 3 günü memlekette annemgil ile geçirmek istiyorum dedim. Hüseyin sen bilirsin kardeşim. Tatil senin. Nereye gideceksen git ama vaktinde gel ki aksilik çıkmasın kanka dedi. Ben de tamam dedikten sonra mekandan çıktım ve otogara gittim. Hemen bir bilet aldıktan sonra banka oturdum ve yurda gidip bir çanta hazırlayıp otobüs saatini beklemeye başladım. Yaklaşık yarım saate de otobüs gelmişti zaten. Otobüse binip kardeşimi aradım. Rıdvan ben geliyorum ha onu göre. Anneme bir şey deme ki sürpriz olsun dedim. Rıdvan hemen heyecanlandı ve ne zaman geleceğimi falan sordu. Ben de uzatmadan cevapladıktan sonra telefonu kapattım ve kendimi yolculuğa bıraktım. 3 saatte de memleketimde olmuştum. Hemen köy dolmuşuna binip evime gittim. Kapıyı çaldığımda kapıyı kardeşim açtı. Sessiz bir şekilde içeriye girip anama sürpriz yaptım. Annem beni görünce biraz şaşırsa da hemen bir şeyler hazırlayıp yemek masasına geçtik. Annem ben yemek yerken bana bakıp "Evladım sen niye geldin? Bak şey anlama ha. Sadece şu an okulum varken buraya gelmene şaşırdım. Len yoksa sen okulumu kırdın diye tatlı tatlı ağzımı aramaya başladı. Anam bir dur hele. Hemen ne panik yapıyorsun ki? Sakin ol. Anlatacağım. Şu ekmeğimi yiyeyim dedim. Ben yemeğimi yerken annem bana dik dik biraz da gizemli bir şekilde bakıyordu. Yemeği bitirip oturma odasına geçtim. Annem ile kardeşim de karşıma oturup benim ağzımdan çıkacak kelimeleri beklemeye başladılar. Ben en baştan beri anlatmaya başladım. Annem bana bakıp "Oğlum, hadi bir şey gelirse başınıza. Sonuçta bilmediğiniz bir yer yani." dedi. Ben anneme bakıp "Yok anne, sen dert etme bunları. Hoca izin falan aldı. Yani sicilimizde de bir şey olmayacak. Herhangi bir şey işlemeyecek." dedim. Annem "İyi bakalım oğlum. Ben senin iyiliğini isterim yani. Bir dersten geçeceğim diye gençliğini yakma." dedi. Ben annemi sakinleştirip güven verdikten sonra çok yorulduğum için kendi odama geçtim. Yol yorgunluğu ile son zamanlarda yaşadığım yorgunluk ve streslerden dolayı direkt uyumuşum. Erkenden uyanıp köyün dışarısında yürümek için evden çıktım. Orman taraflarına gidip bir sigara yakıp yürümeye başladım. Tam ormanın derinliklerine girmişken arkamdan bir ses geldi. Hemen arkamı dönüp ne olduğuna baktığımda hiçbir şey olmadığını gördüm. Kendi kendime, lan Mikail, kendine sıkıntı çıkarıyorsun, sakin ol dedim ve yoluma devam ettim. Tam o sırada arkamdan bir tapırtı geldi. Yine hemen geri döndüm ve sağıma soluma baktım. Ama bu sefer kara bir kedi vardı. Elimi sevmek için uzattığımda kedi elime yapıştı ve cırmalamaya başladı. Hemen hızla onu kendimden uzaklaştırıp kediyi ağaca doğru iteledim. Çok kötü bir şekilde bağırdı ve hızlı hızlı kaçmaya başladı. Kedi az itelediğim için biraz da vicdan yapıp tekrar kedinin peşine gittim. Onu ararken önümden bir karartı geçti gibi oldu. O anda başım çok kötü bir şekilde dönmeye başladı. Kendimi yere doğru hafif bir şekilde bırakıp yerde başımın dönmesinin geçmesini bekledim. Ben yerde otururken etrafımdan sesler gelmeye başladı.
O sırada daha da dayanamayıp kendimi saldım. Gözlerimi evimizde açtım. Annem başımda panikle gidip geliyor. Bir yandan kolonya döküyor, bir yandan da Rıdvan'a sesleniyordu. Ben uyandığımda annem biraz rahatladı ve hemen yanıma gelip "Oğlum, iyi misin? Ne oldu?" gibi sorular sormaya başladı. Ben "Anne, öyle başım döndü. Abartılacak bir şey yok." dedim ve annemi geçirdim. Bir gün daha köyde kalıp geri üniversiteye döndüm. Hüseyin'le buluşup hocanın yanına gittik. Sonra hocanın evine devam edip hazırlanmasını, eşyaları almasını bekledik. Hoca da hazırlandıktan sonra hocanın arabasına bindik. Malzemeleri tek tek hocanın ticari tipte aracının bagajına doldurduk. Fırçalar, şaküller, ölçek, metre, spatula seti, ayrıca çadır, uyku tulumu, yiyecek ve içecekler, konserve türü malzemeler. Kısacası her şeyi de alıp düştük yola ve oraya doğru gitmeye başladık. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra ormanlık alan tarzı bir yere gelmiştik. Burası ıssız ama huzur dolu bir yerdi. Hoca ile birlikte arabadan inip bagajdan malzemeler aldık ve çalışmalara başladık. Hoca eline altın veya değerli eşya arayan aleti alıp etrafa doğru tutup didik didik araştırmaya başladı. Ama durum olumsuzdu. "Gençler, bir süre burada kalacağız belli ki. Çadırlarımızı kuralım. Yemek için ufak bir köşe hazırlayalım kendimize. Bir düzen kuralım. İnşallah birkaç güne bu işi çözer, geri döneriz. Keyif almaya çalışalım yaptığımız işten." dedi. Hoca haklıydı. Biz de Hüseyin'le hocayı onaylayıp oraya kendimizce bir yaşam alanı kurmaya başladık. Ara ara kız arkadaşıma da durumlar hakkında haber veriyordum. Şunu yaptık, şöyle ettik, çadır kurduk, yemek yedik gibisine. Velhasıl bir şeyler yapıp yedikten sonra havada kararmaya başlamıştı. Hocayla sohbet muhabbet ederken bir yandan da kız arkadaşımla mesajlaşarak kamp ateşi önünde oturuyorduk. Hoca, "Ya gençler, ortamımız güzel. Bugün zaten yorulduk. Size ayıp olmazsa bir iki kadeh bir şey içsem olur mu?" dedi. Biz tabii ki hocam, ne demek dedik. Yanında alkol getirdiğini bilmiyorduk. Hoca tam arabaya doğru yönelmişken durup, "Gençler, siz de içer misiniz?" dedi. Aslında biz de arada Hüseyin'le alkol alır, muhabbet ederdik. Ortam güzel olunca hocanın bu teklifine çekinerek de olsa evet dedik. Az sonra hoca arabaya gidip birer bardak vodka vişne içecek hazırlayıp getirdi. Biraz da çerezle içmeye başladık içkilerimizi. Hüseyin alkolü benden daha çok severdi. Koca bardaktaki vodkayı hızlı hızlı yudumlamaya başladı. Hoca hop hop yavaş git dese de Hüseyin içmeye devam ediyordu. Baktı ki Hüseyin'i durduramayacak hoca bana "Sen de çabuk iç o halde" dedi. Bu dediği manasız olduğu kadar söylerkenki ses tonundaki gerginlik hiç ama hiç hoşuma gitmemişti. Sanki bu işte bir iş var gibi düşünmeye başladım. Keşke kız arkadaşımı dinleyip hiç gelmeseydim diye geçirdim içimden. "Tamam hocam" deyip çok küçük yudumlamaya başladım ki Hüseyin bayılır gibi olup kendini attı. Ben hızla "Kanka" deyip ona yardım etmeye çalışırken hoca hiçbir şey yapmadan bakıyordu. Belli ki içkide bir şey vardı ve bu adamın da bir planı vardı. O sırada nasıl bir kurnazlık ettim bilmiyorum ancak ben de kendimi tıpkı Hüseyin gibi yere bıraktım. Hoca benim de bayıldığımı anlayınca "Güzel" diyerek bir kahkaha attı ve arabasına doğru yöneldi. Ben o vakti değerlendirip kız arkadaşıma mesaj attım ve "Yardım et, hoca bizi öldürecek, polise git" dedim. Sonra tekrar baygın gibi yapmaya başladım. Zaten yola çıkarken kız arkadaşıma hareketli konumu atmıştım ve gideceğimiz yer hakkında da bilgi vermiştim. İçtiğim alkolün içindeki maddenin etkisiyle ben de yavaş yavaş yorgunlaşmaya başladım. Göz kapaklarımı zaten kapalı tutuyordum ancak çok değişik bir uyku bastırmıştı. Zaten 10-15 saniye içinde de gitmişim sanırım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama uyandığımda çember şekilde dizilmiş mumlar, dört köşede yanan ateş, ortada da hoca vardı. Yara açık gözlerimle ona baktığımda üstü başı toz, çamur içinde, önünde bir sandık vardı. Anlamadığım dilde birkaç kelimeyi ard arda tekrar edip ellerini göğe kaldırdı. Daha sonra da "Alın işte, size iki kurban. Bir ömür sizlerin olsun, onları kullanın, ister büyü yaptırın, ister hanenizi alın. İstediğiniz kurbanlar burada.
Ama gözcülüğünü yaptığınız bu sandıktaki benimdir artık. Daha evvel yaptığımız anlaşmadaki gibi dedi. Belli ki bu herif bizi kazı ayağına buraya getirip buradaki cinlerin sahiplendiği define için daha evvel yaptığı anlaşmaya bizi kurban verecekti. Belki ölmeyecektik. Fakat bir ömür onların esiri olacaktık. Bizi seçmesinin sebebi de bence şuydu ki ikimizin de dersleri kötüydü ve gariban insanlardık. Annemlere gittiğimde belki fark ettiniz ki babamdan bahsetmedim çünkü vefat etti. Hüseyin de tıpkı ben gibi, hatta benden de garip, hem öksüz hem yetim. Velhasıl hoca haykırırcasına oluşturduğu ritüeli gerçekleştirip gelin alın kurbanlarınız dedikten sonra karşıdan maymun gibi elleri uzun fakat bacakları çok kısa yeşil kırmızı tüyleri olan varlıklar bize doğru gelmeye başladı. Bu puşt herif gerçekten bizi onlara köle olarak veriyordu. Ben bağlı halde bulunduğum yerde hareket etmeye çalışsam da imkanı yok. O kadar takatim yoktu. Kurtulamazdım. Tek ümidim kız arkadaşımdı derken o varlıklar ağır ağır bulunduğumuz yere doğru gelmeye başladı. Sanki geviş getiriyor gibi ağızlarında bir şey çiğniyorlardı ve 6-7 metre mesafeden bile iğrenç kokularını alabiliyordum. Allah'ım sen yardım et ne olur diye içimden geçirirken bir anda ormanın içinden bir silah sesi ve hemen arkasından da teslim ol şeklinde bir ses geldi. Hoca bu sesi duyunca telaşla koşmaya başladı ve o varlıklar da anında ortadan kayboldu. Öyle zannediyorum ki ritüel bozulmuştu. Hoca kaçmaya çalışırken kız kıvrak yakalandı. Jandarma ve kız arkadaşım sağ olsun gelip kurtarmıştı bizi. Kız arkadaşımın babası bir ilçe kaymakamının özel kalemiydi. Sağ olsun çevresi geniş ve nüfuslu olunca ta ormana kadar bir mesaj ile gelip bizi kurtarmıştı. Önce hastaneye gittik. Hüseyin de kendine gelmişti. İfademizi verdikten sonra hoca tutuklu şekilde yargılandı. Adam yaralama, cinayete teşebbüs, devlet hazinesine el koyma, büyü ve büyücülük suçundan tam 12 sene mahkum edildi. Ayrıca ünvanı da alınıp hocalığı düşürüldü. Yeter mi? Yetmez ancak umarım tüm bu olanlardan bir ders çıkarır o kansız. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşça kalın.